O diğeri de hocam Mozil. Diğeri Mozil. Tamam. O sayısı 770. 770. Şimdi ne dedik bunu anlamak için? Allah açısından bir manası var. İnsanlarda bir motivasyonu var. Celali tabi zorlayıcı. Yani yetenekli bir sistem ama yeteneğini bilmezse kişi ne yönde ki kendisi motive oluyor içsel olarak onu fark edemezse o yeteneği kullanmıyor. O zaman celali olduğu için zorlanır. Karşısına çıkan olaylar hep engelleyici gibi görünür. Şimdi bu Mozil ben seninle ilgilenmiyorum demek. Allah neden ilgilenmiyor? Dünyada ben sana kitap gönderdim, program gönderdim, kurallar var. Peygamber gönderdi. İlgilenmedin sen. Bu aslında en çok ilgilenmen gereken şeydi. Yani en önemli şeydi. Sen bunu önemsiz gördün. Önemsiz gördüğün için ilgilenmedin. Ben de şimdi senden ilgilenmiyorum. Bakalım sen de önemsiz birisi olarak buradaki hayatını yaşa. Ebedi hayat bir de o. Hiç ilgilenmiyor. İlgilenmediğin zaman işin çok zor. Orada ilgilenmiyorsa burada da ilgilenmez. Derken eğer bir de imansız gittiyse zaten cehennemde zaten ilgilenmiyor. Yanıp gideceksin yani, orada. Diyelim ki imanlı gitti ama imanlı gittiyse de işin cennete zor oluyor. Cennete gittiğinde de mi ilgilenmiyor o zaman? Yani makamı mertebesi yani Allah'ın cemalini görür mü görmez mi? Cemalinin ne kadarını görür? Hangi mertebeden görür? Cennetlerde kaç tane kat kat cennet var. Yani ama o cennete gidinceye kadar da çok orada zahmet çeker. Yani eğer gidecekse. Zaten çoğu ilgilenmeyenlerin cennete de gidemiyor. Yani imansız gitmiş zaten oluyor. İmanla da ilgilenmiyor. İman miman neymiş diyor ya falan filan. Bunlar çünkü hepsi fasarı. Çünkü gönderdiğimi kabul etmiyorsa. Tabii kabul etmiyorsa. O zaman peygamberi kabul etmedi. Kitap etmiyor kabul. Demektir. O zaman zaten imanlı gitmemiş tabii, oluyor. İlgilenmiyor. İlgilenmeyen zaten şey diyor. Yani kafir de diyor da fasık da diyor mesela. Fasık da oluyor. İlgilenmeyen başka şeyle ilgilenir çünkü. Başka şey ona tanrı gibi gelir. O zaman başka tanrılarla ilgilenmiş olur. Yani öyle bir yönü de var. Şimdi bunun insanlar üzerindeki motivasyonu şu. İşleri, olayları affa almak. Önce bu bizim gördüğümüz dışa yansıyan yönü karşındaki kişiyi hafife alıyorsun. Ama karşındaki kişiyi hafife almak aslında işin görünen yönü. Esas işin başlangıcı karşına çıkan bir olayı, bir durumu hafife alıyorsun. Yani nasıl anlatalım? Bak bu muktedirle etkileşimde bu. Yani birbiri arkasına gelen esma zaten. Şimdi sen kralsın. Memleketin ucunda bir yer var. Uzak bir kasabası var. Orayı nasıl şey yapacaksın? Hakim olman lazım. Yani düşman saldırabilir, isyan çıkabilir. Beni görevlendiriyorsun, gönderiyorsun. Yani oradan bana rapor getir. Sen oranın valisi ol, şu yol, bu yol. Ben de gidiyorum, orada bakıyorum. Ya biraz diyorum hani vergilerden kaçırsam şu olsa bu olsa işte orada mafya ile anlaşıyorum şunla bunla. İşler aslında kötü ama sana raporu düzgün gönderiyorum. Diyorum ki ya çok güzel kralım. Herkes seni çok seviyor. Burada çok hayat çok güzel. Herkes mutlu yaşıyor. Şimdi sen bundan haberin olmazsa oraya da ilgilenmiyorsun. Ben öyle rapor verdiğim için. İlgilenmeyince oradan başlayan bir isyan bütün ülkeyi sarıp düşmanlarla da işbirliği yapıp senin ülkenin elinden gitmesine sebep olabilir. Şimdi bu şu demektir. Hiçbir iş hafife alınmaması gerekir. Yani her şey gereken ilgiyi göstermen gerekir. Hiçbir işi hafife almayacaksın. Gerçekten hafife alan kimdir? O zaman Allah'tır diyeceğiz. Allah neden hafife alıyor? Çünkü bunun hakimiyet gücü var Allah'ın. Ve kendisinin güçlü olduğunu karşısındaki sistemin ondan güçsüz olduğunu, ilgilenirse ilgilenir, ilgilenmezse ilgilenmez, kendi istediği gibi hareket edebileceğini biliyor. Eğer sende de Allah'ın gücüne yakın bir güç elde etmişsen, yani olayı kavramışsan, olayı muhit yani kapsama alanının içine almışsan, yani o konuyla ilgili bütün bilgiler sende varsa, gücün kuvvetinde varsa, o zaman ilgilenmemen gereken bir konu olduğu zaman ilgilenmeyebilirsin. Ama başlangıçta öyle değil. İlgilenerek ilgilenmeme seviyesine ulaşabilirsin. Bu ilgilenmeme çok önemli. Yani bu mesela bazen öyle şey oluyor ki mesela şirketlerde böyle yönetim kademesinde olan insanlarda ondan sonra evde aile babasısın mesela çocuk hareketleri değişti. Ya boş ver düzelir. Veya ilgilenmiyorsun görmüyorsun kendi bir sürü işim var gücüm var onunla mı ilgileneceğim falan. Ama çocuk uyuşturucuya mı başladı evden para mı çalıyor kimden takılıyor kimden gidiyor. Ondan sonra artık olay büyüdükten sonra ilgilenmeye kalksan bile o olay seni aşıyor. Yani olayı kapsama alanında tutman gerekiyor bu muzil esmasını yönetebilmen için. Onun için de ilgilenmen gereken her şeyle ilgilenmen gerekiyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'le söylüyorum ben ya inançtır olabilir şu olabilir bu.
hayatın en önemli şeyi olduğunu söylüyor bize. Burada bir kitap gelmiş, bir peygamber gelmiş. Şimdi bundan ilgilenmeden hayatını bitiren bir sürü insan var. Yani hiç anlatıyorum ben bazı şeyler. Ya o neymiş, o şeymiş. Yani o da Kur'an-ı Kerim'de var mıymış, yok öyle miymiş, yok böyle miymiş. Şimdi bu ilgisizlik şu demek. Sen burada ebedi bir hayat var. Yani burada bir bilgi gelmiş. Sen buna araştırdıktan sonra, hakim olduktan sonra tamam bunların hepsi yalan yanlış şeyler, ben buna inanmıyorum diyebilirsin. Ama bunu kavradın mı, kapsadın mı acaba? Kapsamadan ilgilenmek en yapılabilecek en büyük hata. Onun için günlük işlerimize de aynı şekilde ilgilenerek olayı kapsama altına almamız lazım. Ondan sonra gerekiyorsa ben bununla ilgilenmiyorum diyebilirsin. Peki hocam şimdi bitirdik de bu musavvirdi hani benim esmam. Evet. Asıl açılımı neydi onun? Tasarım yapan. Yani yeni bir form ortaya koyan, bir fikir olabilir, bir sanat eseri olabilir, bir işte sen filmi yapacağım diyorsun. Ondan sonra ben kitap yazıyorum mesela, yeni bir fikir üretiyorum. Yani o olmayan bir şeyi olmayan bir şeyi çıkartıyoruz ortaya. Yani var aslında da parça parça da onu birleştirdiğim zaman yeni bir form peki, kavuşuyor. Bir şey daha soracağım. Bu genel bir soru olsun. Onunla da kapatırız. Şimdi isme göre tabii çıkarttığımız bazı esmalar var. Çıkarıyorsun işte senin ismin bu, ebced sayısı, doğumu falan. Ona göre de bir esma çıkartıyorsun. Evet. Ve şu kadar da esma sayısı zikri var. Şu saatte, şu namazda bu esmaları çek diyoruz ya. Allah'a ulaşmak adına. Peki sonrasında mesela dua, hani Allah'a ulaşalım, bir şey zikrin sonunda varsa dua edelim. Peki yakınlık oradaki haline. Dua tek bir dua mı? İçinden ne geliyorsa odur dua. Öyle bir kalıp dua diye bir şey yok. Şundan mesela şimdi adamın belki 5 tane istediği şey vardır. Bir belki atıyorum çocuğu olmasını istiyordur. İhtiyaç. Atıyorum mesela işte rızık istiyordur, hastadır, şifa istiyordur, ne bileyim bir şey olacaktır, onun olmasını istiyordur. Etrafında bir şeyle ilgili bir duası vardır falan. 5-6 tane şey vardır atıyorum kafasında. Genel o duayı okuyup amin dediğinde hepsini söylemesi mi lazım içinde? Yoksa bir tanesini seçip benim duam budur, bunu mu istiyorum demesi lazım? O senin içinden nasıl geliyorsa. Ya içinden hepsini istiyorsun. İste o birinci de hepsini istersin. Bakarsın o, gerek yok. İkinci de azaltırsın. Sonra fokuslanarak gideyim dersin. Tek tek isteyeyim dersin. Yani güne göre mi? 21 gün içerisinde. Yani şimdi burada bak öyle bir şey oluyor ki. Mesela 2 çarpı 2 4. 2 kere 4 8 16 32 64 diye gider değil mi? Yani satranç tahtasında demiş ki bana buraya bir tane pirinç koy. İkincisine bunun karesi kadar karesi kadar. En sonunda 300 senelik ülkenin pirinç ihtiyacını bir tek kareye koymak zorunda kalıyor. Bu da böyle. Yani fazla şey istediğin zaman dağıtırsın sistemi. Tek tek git. O gerçekleşir. Yani o zaman 21 gün içerisinde sadece tek istediğin bir dua varsa onu önceliğe al. Temelde bir şey belirle. Hı. Temel, en temel ihtiyacın ne? Onu belirle. Onun üzerinde git. 21 gün sonra tekrar başa dönüp bir 21 günde yeni duayı mı edeceksin? Şöyle şimdi 21 gün bitti. Bunların şeyleri var. Bu da ilaç gibidir. Manevi ilaç. Mesela ilaç neden alıyorsun? Hastalığın var iyileştirsin diye. Etken maddesi var iyileştirsin diye. Az alırsan hiçbir tesiri olmaz. Çok alırsan baş ağrısı yapar, karın ağrısı yapar, mide bulantısı yapar. Dozu fazla olduğu zaman. Çok fazla aldığın zaman zehirler. Seni iyileştirecek şey zehirler. Şimdi bunu da dozunda alacaksın. Bu esmanın ebced değeri kaç? 336. 500'dür ortalama. Bu 500, 336. Bunun yarısına yakın. Şimdi bu şu demektir. Bunu 2 ayda bir yapsan veya 1,5 ayda bir yapsan olur. Aralık vereceksin. Yani zehirlenmemen lazım. Fazla doz almaman lazım. Ya başka bir esma zikri falan değil ama. Yap başka bir esma ama bu yönetici esman bu. Ben bunu anlayacağım, bu sistemi çözeceğim diyorsan bunu 2 ayda bir, senede işte 5 kere yap. 21 günlük tur şeklinde tabii. 2 ayda bir dedim yani 21 gün aralıksız. Sonra 2 ay boş veriyorsun, aralık veriyorsun. Sonra 21 gün yapıyorsun, 2 ay aralık veriyorsun, 21 gün. Bu şekilde gidersen özümsersin. Ha ben bunu buradan otobüse bineceğim. Sabaha kadar İzmir'e gidinceye kadar ben bunu zikredeceğim. Sayısı da belli değil. Dönüşte de zikredeceğim. Ondan sonra da başka işim var. Her gün böyle yapacağım. Gideceğim dersen bu fazla doz ilaç almaya benzer. Ondan sonra sen bundan şifa bulacağım derken bu senin kafanı da karıştırabilir. Başka şeyler de olabilir. Yani şundan sorayım. Şimdi aklında insanların farklı dualar var. Farklı istekleri de var. Hani bir dua okurken genel bir dua okuruz. Yani onun içine dahil edip
hepsini o duada mı söylemek lazım? Çünkü çok şu fazla Arap biri duaları olur, var. Biri olmaz, biri olur, 15 biri tane olmaz. 20 tane şey sayıyor. Yani buna gerek yok yani. Bakarsan zaten ihtiyaçların şeyi hepsini temel bir şeyde toplarsın. Yani aşağı in, aşağı in, aşağı in temeli var binanın. Üst katlara çıkıp da kaybolmanın manası yok. Son soru yine ihtiyacını mı istemen lazım? İhtiyacını isteyeceksin çünkü ayakkabısının bağını istemiş. Neden ayakkabısının bağı istiyor? Ayakkabısının bağı koptu, giyemiyor. Ama o mesela o an onun ettiği dua, istediği şey ihtiyacı değil. Bak, ihtiyaç neyse onu istersen mesela, gerçekleşmeye en yakın şey odur. Şu örneği vereceğim mesela. Şimdi hocam mesela rahatsızsın sen mesela. Benim başka bir dünyam var. Uzaktayız. Ama sevdiğim birisisin. Duamı Serhat hocama şifası için başkasına istiyorum. Başkasına yaparsan daha iyi olur. O da ama, sana eder. Ama benim ihtiyacım değil ki bu. Senin ihtiyacın olması lazım gene. Ya eğer senin iyileşmen yani bana hani benim fayda iyileşmem, ne var? Sana sevdiğim bir hocamsın. Tamam, fayda ha, böyle. Ama bu o anlık benim ihtiyacım değil. İhtiyaç sıralamasında belki 4., 5., 10.'dur ama seni daha zorlayan yani ihtiyaç şu. O gün, o hafta, o ay, o sene görülmesi gerekiyor bunun. Mutlaka halli olması lazım. Bu halli olmazsa senin hayatını zorlaştırıyor, bozuyor. Başka seni kötü durumlara, mesela evlenemiyorsun diyelim. Anlatabildim mi? Bu sefer gidiyorsun dışarıda bir sürü olaya girmek zorunda kalıyorsun. Yani seni önce içten, onu çözüyorsun. Onu çöz. Yani mesela paran çok kısıtlı, evin kirasını ödeyemiyorsun. Yani bunu mesela iste. Ya öbür türlü ben Bodrum'da tatile gideyim, evin kirasını ödeyemezken istenir mi yani? Anladım. Tamam, peki. Hocam ağzına sağlık. Sevgili dostlar mutlaka yine Neden Böyle ve hocamın Serhat Ahmet'ten YouTube kanalında desteklerinizi bekliyoruz. Seriye devam edeceğiz. Yine esmaları konuşmaya devam edeceğiz. Başka bir videoda tekrar görüşürüz inşallah.